Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretli bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu aktif hale getirerek de attığım videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar bu yeşilimi yeni aldım. altın başak 2 numara. Çok güzel esniyor arkadaşlar. Şöyle lastik gibi esniyor. Tüm ürünler bu şekilde çıkar mı bilmiyorum ama çok güzel bir böyle sert güzel bir kaya yapımı oldu. Yine modelimiz iğneden tığa çevirim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde bakın. Kayaların üzerinde bu şekilde turkuaz, yeşili, mavisi ve beyaz e, fiyonkumuz var. Bu şekilde sırayla iki renk kullanılmış. Ben de iki renk kullandım arkadaşlar. Evet, benim yapmış olduğum modelimde bu şekilde bakın arkadaşlar kayalarımız ve kayalarımızın üzerine bu şekilde e, minik fiyonklar yaptım. E, bu fiyonkları daha büyük olarak da değerlendirebilirsiniz. Biraz bizim kayamız büyükçe. Şimdi e, bunu ben de iki renk yaptım demiştim. Siz istediğiniz mesela morlar, pembeler, sarılar da koyarak bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle ben tatlı bir mavi kullandım ve beyazla bu şekilde e, fiyonkları yaparak değerlendirdim. Bakın minik fiyonkları en son bu tek yuvaya dikerek bu şekilde hareketlendirdik. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bakın ikişer zincir çekerek tığ battalarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Bu modelde yani kaya modelinde bu şekilde yapma güzel düzgün bir kayanız olsun istiyorsanız bu tığ battıları bakın benimki dahi iri arkadaşlar. Çünkü benimki hani dikiş üzerine olduğu için ancak bu kadar yapabildim. Siz daha bile minnak yapın bunu. Bu şekilde tığ battımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı 3 zincirimi çektim. Ve hemen yandaki yuvanın içine girdim sık iğne ile bu şekilde sabitleyip bir tane tığ battı yaptım. İğne yasındaki ismi ile yaptık. Hemen 3 zincirimi çekiyorum. Bakın sıradaki yuvamın içine girip kapatıyorum. Tekrar 3 zincirimi çektim. Bakın sıradaki boş olan tığ battı ya. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battımın içine girip sık iğne ile sabit bu şekilde dört tane tığ battı yaptık Şu ters tarafına döndüm alt zemin tığ battığı yuvalarımız dört tane şimdi bunu bakın bir zincirle döndük hemen köşedeki yuvadan bak, sahte sık iğne ile buraya kapatıp bir kesim işlemi gerçekleştirdim 4 olan yuvam 3'e düştü birini iptal ettim köşedekini Hemen 3 zincirimle sıradaki yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar sıkı sıkı 3 zincir. Sıkı sıkı yaparsanız kalıp gibi bir kayanız olur. Tekrar şöyle zincirimi sıkı sıkı çekiyorum. Evet. Yine düz yüzüne döndük. 3 olan bu yuvanın yine köşeden kesim işlemini gerçekleştiriyorum bir zincirle dönüşümü yapıp hemen bakın şöyle tığımdakini e, yapacağım e, ikinci ipimin üzerine ardınca hemen akıyor arkadaşlar su gibi zor değil e, eğer burayı sıktırma sıkı tutmadınız takdirde Evet kesim işlemini gerçekleştirdik köşedekini iptal ettik ve sahte sık iğne ile buraya kapattım 2 3 tekrar bu şekilde yuvaya girdim Sık iğne ile sabitledim. Yine döndüm ters tarafına bu şekilde. Yine köşedeki yuvamı iptal edeceğim bir zincirimle girdim. Yuvanın içinden ilmek aldım. Şöyle yavaşça gösteriyorum. Yine 3 zincirimi çekip son yuvamı da bu şekilde buraya yapıyorum. Evet. Şimdi yine dönelim arkadaşlar. Bu tek kalan yuvamın içine öyle ucunun sivri olması için şöyle sık iğne ile sabitleyelim. Evet, bu şekilde 4 3 2 1 olarak kayamızı hazırladık. Tepesine şöyle artma işlemi için 10 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 ve 10. Ön zincirimi de gayet sıkı sıkı çektim. Boş olan hemen yanındaki tığ battımın içine giriyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum bakın arkadaşlar bu şekilde bu 10 zincir sayısı değişebilir kayanızın küçüklüğüne büyüklüğüne göre onu bir eksik bir fazla ayarlayabilirsiniz Evet şimdi ilk baştaki işlem gibi tekrar kaya yapımına başlıyorum 3 zincirimi çektim hemen yandaki tığ battıma giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 3 zincirimi çektim. Bakın. Hemen yandaki boş olan tığ battıya girdim. 2 3 zincirimi çekiyorum. Yandaki boş olan tığ battının içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Bismillah. Bazen tığ ilmeği sürekli atıyor arkadaşlar. Evet tabanımız 4 tane şimdi bu 4 tane olanı hemen ters tarafına çevirip bir zincirimle bunun kesim işlemini yapıyorum zincir önemli arkadaşlar yoksa gerdirir hiç zincir çekmezseniz şimdi 3 tane tekrar zincirimi çekiyorum ve yuvalarımın yapımına başlıyorum bakın bu şekilde 1 2 3 zincir birinci de gayet net anlattığımı düşünüyorum tekrar aynı şeyleri yapıyoruz. 3 zincirimizle döndük. Döndüm düz yüzüne. Yine köşeden iptal işlemini hemen gerçekleştirip eksiltme işlemini yapıyorum. Tekrar 3 zincirimi çektim. Sıradaki yuvanın içine giriyorum. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çektim. Hemen köşedeki yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Dönüyorum. Bakın ters tarafına döndük. Yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. 2 ve 3 zincir. Hemen yandaki yuvanın içine girdim, sık iğne ile sabitledim. Döndüm. Bakın 4'ten bir kalana kadar kenardan kese kese bu şekilde 4 taneden bir tane bıraktık. Yine 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar bakın bir yandaki hemen boş olan tığ battıya kayanın hemen yanındaki boş olan tığ battıya sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Evet kayalarımız bu şekilde oluşuyor şöyle. bir küçültüyorum. Bakın arkadaşlar kalıp gibi sıkı sıkı yapıldığında kalıp gibi olan bir kayalarımız oldu. Şimdi bunların üzerine Yoklarımızın yapımına geçelim. Hemize şu şekilde beyaz ipimizi taktık. Sıra beyaz da olduğu için beyazı taktım arkadaşlar. Şöyle bakın, ağzı ucu açık olan taraf ön tarafı gelecek. Şu kenardan ipimi bu şekilde tutuyorum. Ve 12 tane mavi de 12 beyaz ince olduğu için boyalmadığı için bunu 13 saracağım. 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bakın bu şekilde 13 tane sardım. Şimdi şöyle tutuyorum elimle. Bu şekilde hemen tam ortasından yaklaştırayım arkadaşlar. Bakın iğnemi tam ortasından geçirip şöyle elimle de destek veriyorum bakın ipin altındaki elimle de. Bu ipin Sardığım ipi iğnemin şöyle üstünden artarak bu tarafı yatırıyorum. iğnemin ucunda olan ipimi de bakın sağdan alttan geçiriyorum şu şekilde ve buraya sarıyorum. Bakın bu şekilde iki kere gösterdim inşallah anlaşılmıştır. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle tam ortalayıp bu şekilde ipimizi sıktırdık. Şu sararken fazla tutmak için kullandığım ipi de onun aynı boyutuna getirip hemen kesiyorum arkadaşlar. Oraya mümkünse bir tane çakmak deyip bu şekilde Şimdi yaptığımız kurdaleyi bu şekilde bakın. Üstüne koyduk kayamızın. Ve Buradan ilk yuvamızın içinden geçiyoruz. Şöyle hafif ittirip iğnemizin ucu önde. Bu şekilde. Bakın bu ip, eee kurdalemize bağlı olan ip. Şöyle elimle tutup bunu sola yatırdım. Şöyle arkadaki ipi de tutup bakın bu şekilde sağdan geçirip ve Bakın ipi sağdan geçirip bu şekilde bir dolama yapıyorum yani. Tekrar sağ aldım. Şöyle ipimi çekiyorum. Bakın oraya bir tane düğüm atacağım bu şekilde. Şöyle ipimizi çıkaralım kısa olanı iğnemize. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu buraya bu şekilde rahat göresiniz diye şöyle tuttum ama tam bu şekil görmezsiniz diye. Şimdi iyice düğümleyeceğiz bunu buraya oturtturacağız. İlk yuvamın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum şöyle iyice oturtturduktan sonra iğnemi bırakıyorum bu aparatımı bakın şuralardan hemen şöyle çekerek rahat bir şekilde çıkarıyorum gayet basit arkadaşlar anlamanız için biraz ben çok fazla konuşuyorum şu şekilde bakın yuvaya sık iğne ile sabitledim Şimdi buraya bir tane daha düğüm atalım. Şöyle iğnemizi alalım bakın. Kurdalemizi sabitlediğimiz aynı yuvadan girip şöyle bakın kurdalemizde sabitli olanı yine bu şekilde sola yatırdım. Evet bu iğnemizin deliğine takılı olan ipimizi de şimdi iki defa işlemi yapıyorum. Bakın bir doladım ya. Bir tane daha doluyorum ki şöyle düğümümüzün ucu biraz belirgin olsun sivri uçlu olsun diye iğnemin başını bakın bu şekilde iki defa doladım ve şöyle iyice bir sıktırıp oturtturdum bakın bu şekilde oturtturuyorum şimdi ipimizi keselim gayet güzel ve yapılışı da bir o kadar kolay dediğim gibi iki renk yerine rengarenk kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane de mavi ile yapalım arkadaşlar. Aynı fiyonkumuzu. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle bakın. Bu ipi kenarına koyuyorum. Tutuyorum yani. Ve bunu 12 defa saracağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şöyle bir de beyaz da farklı bir renkte görün diye bir tane de mavi yapıyoruz. Aynı şekilde bakın ortasından girip şöyle baş işaret parmağımın üzerine doğru iğnemi uzattım ve bu arkadaki işaret parmağımla bakın iğnemi tutuyorum arkadaşlar. Bu sardığım ipi şöyle alıp bakın bu tarafta kalmış. Şöyle bakın solda kalan ipimi şimdi bu iğnemin sağından soluna doğru yatırıyorum. Onu yatırdıktan sonra hemen bakın iğneme saplı olan çift katlı ipimi de şöyle bakın iğnemin sağından üzerinden bir tur attırıp şöyle sağa yatırıyorum. Şöyle net Heh, sağa yatırdım ve iğnemi çekiyorum arkadaşlar bakın bunu bu şekilde buradan geçirmişim tekrar çıkaralım tam ortasından bu şekilde Siz minik iğne bulursanız arkadaşlar onunla yapın benim var daha önce çekiyordum iğne yasındayken onu bulamadım bunu eğdim Aslında bu da çok kullanışlı rahat oluyor da şöyle Evet fiyonkumuzu bu şekilde bir sefer düğümledik şimdi bakın buradan hemen kayamızın tepesine koyuyoruz buradan ilk yuvadan girdik ve İneğimizi buraya uzattık. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu aynı demin gösterdiğim gibi şöyle hemen ipimizi şöyle bir tur attırıp sola yatırıyoruz. Arkadaki ipi de şöyle getirip sağdan sağdan şöyle bir tur attırıp sağa yatırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar hemen ipimizi çekiyoruz şöyle bir yere takmadan güzel ve gergin bir şekilde. Yuvamızın bakın o tek yuvamızın üzerinde iyice şöyle tam otutturarak bu şekilde. Bir tane otutturduk ya arkadaşlar şöyle. Şimdi bunu ikinciyi çıkarıp aparatsız otutturacağız. Aynı şekilde bak. Yine buradan otutturduğumuz yer var ya oraya giriyorum tek olan yuvanın dibinden girdim Daha şu şekilde göstereyim bakın arka tarafı şimdi bu fiyonkumuza bağlı olan ipimizi sola yatırdık İğnemize bağlı olan ipimizi de şöyle bakın bir şöyle göstereyim arkadaşlar bir sağa yatırdık iki sağa yatırdık şöyle iki tane tur attırdık çünkü de koparacağımız düğümün şöyle güçlü bir düğüm olmasını istiyorum ve sık iğne ile buraya sabitledim bakın fiyonkumuz çok hoş çok güzel durdu arkadaşlar ee, daha büyük fiyonk isterseniz daha büyük fiyonk da yapabilirsiniz böyle çatırıkla orta boy fiyonkumuz oldu yine hemen Şöyle dipten minnak bir pay bırakıp ipimizi koparıp ucunu hafif değdirelim. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde sırayla renkleri yapabilir veya rengarenk yapabilirsiniz demiştim zaten. Evet arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif oldu. Şöyle tepelerde açan fiyonklar bu şekilde. Bunu bir arkadan da ütülendiği takdirde şöyle arkadaşlar hafif böyle buhar verildiği takdirde bu fiyonklar yapışacak daha zarif duracak böyle çok güzel duracak biraz daha inceleyecek yani görüntüsü bu şekilde yapımı da kolay kayaların üzerine hemen rengarenk tülbentinizin içinde olan renkler veya böyle tek renklere istediğiniz her rengi koyabilirsiniz tek renk her rengi gider ama içindeki çiçeklerde varsa sadece içindeki çiçeklerin renklerinden bu şekilde rengarenk fiyoklar yapabilirsiniz Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Emeklerim için sizden beğeni ve yorum bekliyorum. Beğeni ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.